Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Öncelikle videomuza lütfen ama lütfen beğenilerinizi atın arkadaşlar. Kanalımızda yaklaşık 700 kişilik bir arkadaş kitlemiz var. O arkadaş kitlesinin bir sözü vardı da hatırlatayım belki unutmuşlardır. Hani eğer Horgece Sus Fenerbahçe'ye gelirse namusum şerefim üstüne söz veriyorum işte. Üye olacağım. Ne bileyim 5 tane abone getireceğim falan diye. İşte sen sus gelsin bu kanal 50 bin olur 100 bin olur diye. Daha 24 bin olamadık da hatırlatayım arkadaşlar. sus demişken sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'den ilk kap geldi. Dünyaca ünlü isim. Resmen Fenerbahçe'de. Evet resmen Fenerbahçe'de kap. Yeminle edeyim kap işte. Fenerbahçe 3 milyon euro karşılığında dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Evet yanlış duymadınız 3 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte kulüpten yapılan o açıklama. Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 major kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus Önümüzdeki bir sezon boyunca Fenerbahçe'mizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting Lisbon, Al Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz. İmza töreni de 3 Haziran'da sevgili arkadaşlar. Öte yandan Fenerbahçe Jesus'un imza töreni ve basın toplantısını 3 Haziran Cuma günü saat 15'te yapılacağını açıkladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde gerçekleşecek imza töreni basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Hocam niye 3'ü değil, niye 4'ü 5'i değil? işte şöyle böyle. Arkadaşlar 4'ünde Fenerbahçe'nin mali genel kurulu var. Orada konuşma olacak. Hocam 1 yıllık sözleşme ne diyorsun? 1 yıllık sözleşme kendine güvenen teknik adam sözleşmesidir. Ee, şampiyon olunursa, başarı gelirse bu 1 yılla kalmaz. Hocam gider ya. Şampiyon olursa Benfica şey kapar. Ne bileyim Brezilya kapar. Şampiyon olursa merak etmeyin hiçbir yere gitmez. Hatta daha da iddialı konuşayım. Şampiyon olursa 1 artı 3, 1 artı 4 olur. Ne bileyim sözleşme süresi. imzalanır bir şeyler. Fenerbahçe'ye hem şampiyonluk getirip hem kültür getirip hem oynattığı futbolcuları yüksek bedellerle satıp hani bir yapılanmaya gidelim derse bu sefer daha neler getirir bir düşünün. Bu bir. İkincisi 3 kendine artı 1 ekibine toplam 4 milyon euro desem hadi lan oradan dersiniz üç kendine bir buçuk yardımcılarına desem hadi lan oradan dersiniz yaklaşık üç haftadır dediğiniz gibi. Yaklaşık üç haftadır dediğiniz gibi. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? 5 milyon euroyu bulmayacak. Kendisine 3 falan verecek. Ekibine bir buçuk verecek dediğimde ne oldu? Hadi çıkın da inkar edin. Hadi aranızdan bir tane inkarcı çıksın da inkar etsin. Hatta şu sözümü de inkar edin. Ya 3 kendine verilir. Bir buçuk yardımcılarına verilir. Dört buçuk. Artı bir. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bonusu verilir. Artı 2 şampiyonluk bonusu verilir. Hatırlayın arkadaşlar. Hadi biriniz çıkın da bunu inkar edin. Hadi, hadi çıkın da inkar edin. Artı bir de 500 bin euro da Türkiye Kupası e, bonusu diye. Ve bunların tamamını kazandı diye. Artı bir 500 bin euro diye söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyoruz. Allah'tan korkun ya. Gerçekten Allah'tan korkun. Allah'tan korkmayan taş kaya kesesin inşallah. Bir daha hatırlatayım. Arkadaşlar 3 kendisine versek 1.5 ekibine versek toplam 4.5. 1 milyon euro şampiyonlar liginde gruplara kalma primi versek 5.5. 2 şampiyonluk versek yani şampiyon olursak 2 milyon euro prim 7.5. 500 bin euro Türkiye kupası için versek 8 milyon euro. 500 bin euro da 3'ünü birden yaparsa diye versek 8,5 milyon euro. 8,5 milyon euroya üçünü verir misiniz? Ben veririm. Dediğimde gülüyordunuz. Şimdi söyleyin bakalım. Ne diyorsunuz? Ya. Şimdi ee, bunu da söyledik. Onu da söyledik. Peki Jesus nasıl bir açıklamada bulundu? Şampiyon olmaya geldim diyor. E hocam ya e, biz bu hikayeleri çağırttıydık. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Jesus'un ilk açıklamalarını da paylaştı diyor haberde. Samandıra'da en çok dikkatimi çeken şey şu ki oyuncuların şikayet edebileceği hiçbir şey yok. Takımın kazanabilmesi için her şey mevcut. Fenerbahçe'nin en üst seviyede imkanları var. Dünya çapındaki büyük kulüpler seviyesinde. Şimdi bu şartların karşılığını sahada almaya ve kupalar kazanmaya başlamalıyız. Şimdi bunları antrenmanlara ve maçlara yansıtmamız gerekiyor ki tüm taraftarımızın beklediği başarıları kazanabilelim. Bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe her şeye sahip. Antrenman benim tutkum diyor arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe benim için yeni bir meydan okuma. Şunu fark etmeliyiz. Fenerbahçe sadece büyük bir takım değil. Bir din, bir millet gibi tövbe estağfurullah. Taraftarlar başarı elde etmek için çok heyecanlı. Biz de bu niyetle geldik. Hep dünya çapında büyük kulüpleri çalıştırdım. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum. Bu ne lan? Ülker tutku reklamını aldık. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çok çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Bir daha söyle. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Bir daha söyle. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Bir daha söyle. Daha yeter. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizi taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Ben kısaca bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal'ın oynattığı futbolla bile o stat tıklım tıktım dolduysa şimdiden kombine almak için para. Şimdiden kombine almak için para biriktim. Ya formayla ilgili bir şey duydum. Beynimden vurulmuşa döndüm inşallah. De, duyduğum şey doğru değildir. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formaları 300 küsür liradan satışa sunulmuştu hatırlarsınız. Eee bu sezonki forma fiyatlarının ben 555 TL olacağı duyumunu verdim üyelere. Şurada da 5 yıldız olabilir. Niye olmasın arkadaşlar? Hocam basılmıştır. Ya bir aparatla eklenilir. Etmeyin, eylemeyin. Hatta aparat içinde ne bileyim 5 liraya mal oluyorsa 20 lira derler. Kulüp aparat başına da 15 lira kazanır. Hiç sıkıntı değil. 555 artı 20 verirsin. Ya da toplam yıldızlı şekilde 555'e mal olur. Yıldızsız 535'e mal olur mesela. Benim son duyduğum 700 TL bandında bir şey duydum ama umarım doğru değildir. Bunu bilgilendireyim dedim. Taraftarlar buraya gelme sebeplerinden biri oldu. Diğer bir sebep de başkanımız. Portekiz'e birkaç kere geldi. Beni gerçekten çok istedi. Kalpten istedi. Seçebileceğim çok takım vardı ama benim Fenerbahçe'yi seçmem ki ilk sebep taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi beni gerçekten çok istemeleri. Bunu hissettim. Ve tabii başkanımızın da. Selahattin Baki çok kolay bir süreç olmadı. Talibi çok olan bir hoca. Kariyerini konuşmaya gerek yok. İlk günden beri başkanımızda enerjisi tuttu. İlk görüşmeden itibaren iş kolay çözülmeye başladı. Diğer teklifler elendi. Camiamıza hayırlı olsun. E, güzel günler olacak. Çok iniş çıkış yaşadık. Bu iniş çıkışlar bitecek her şey güzel olacak demiş Selahattin Baki. Şimdi gelin Fenerbahçe'nin Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u bir de biz ele alalım. Yani kariyerini artık Fenerbahçe'de sürdürecek olan teknik direktörün, Süper Lig'de sürdürecek olan teknik direktörü bir de biz ele alalım. Ne dersiniz? Başlıyoruz, izleyelim. Demeyi çok isterdim ama her şeye telif olduğu için olmuyor. Profesyonel futbol yaşamına Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan 67 yaşındaki Jorge Jesus 1989 yılında futbol kariyerini noktalayarak teknik adamlık görevine soyundu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce 14 ayrı kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Jesus sırasıyla Amaro, Felgueiras, Unai Medi, Madeira, Maderia, Vitoria Setubal, Estrela, Guimares, Morirense. Lan bir, birisi burada kestedir ki adam ne güzel Portekizce konuşuyor. <laughs> Liria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting Lisbon, Al Hilal ve Flamengo'da çalıştı. Braga Benfica Sporting Lisbon ve Flamengo'da kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan deneyimli teknik adam. Estrela, Felgueiras ve Benfica'yı iki ayrı dönemde çalıştırdı. Portekiz ve Brezilya'da lig şampiyonlukları bulunan tecrübeli teknik adam. Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası. Kupa Libertadores'i kazanma başarısı gösterdi. Jesus ayrıca iki kez de UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi. Jesus kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Lig Şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Süper Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası, 1 UEFA Intertoto Kupası ve 1 Carioca Şampiyonası Kupası'na uzanmış. Hani Avrupa'da kupası yoktu lan, Intertoto almış. Aziz Allah. Arası Fenerbahçe'nin inşallah. Futbolu önemli isimler kazandırdı. Jorge Jesus dünya futboluna önemli isimler kazandırdı. Portekizli teknik adam dünya futboluna kazandırdığı isimlerin yanı sıra çalıştırdığı kulüplere de önemli gelirler sağladı. Jesus'un futbola kazandırdıkları arasında Oblak, Matic, Witsel, Bernardo Silva, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Garay, Avi Garcia, Rodrigo, Eduardo Salvio ve Nicolas Gaitan gibi çok önemli isimler de bulunuyor. Talisca? Fenerbahçe'yi finalden etmişti. Jesus Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk final heyecanını engelleyen isim olmuştu. 2012-13 sezonundan Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Sarı Lacivertler bu turda Jesus'un Benfica'sı ile karşılaşmıştı. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertler deplasmanda rakibine 3-1 kaybedince Jesus finale çıkmış ve Fenerbahçe'nin o sezon Avrupa Kupası hayali son bulmuştu. Şimdi Jesus hocam bizdesin diye bir şey demiyorum ama o dönemki Aykut Kocaman Fenerbahçe'si de çok inanmıştım. Hatta bence hakemin o Gökhan Gönül'ün ağzına yapılan ve o ağzından burnundan kan geldiği pozisyonda sizin futbolcunuza vermediği kırmızı hakkımızı yemenize sebep oldu. Yani siz bizim hakkımızı yediniz. Bundan dolayı da kupayı kazanamadınız. Yani onu da hatırlatayım. Ne yani hocam Aykut Kocaman mı gelsin? Aman. Yani Aykut Kocaman'la e, arasında çok büyük fark var. Çok çok büyük fark var. Umarım ee, anlatabildim. Yani umarım anlatabildim. En azından <laughs> keyifli bir futbol bekliyoruz. Yani e, keyifli bir futbol bekliyoruz. Güzel bir video şey güzel bir sezon bekliyoruz. Böyle sürekli videoların izlendiği abone sayısının arttığı bir sezon bekliyoruz. Niye? Çünkü Fenerbahçe kazandıkça bizim abone sayımız artıyor. Fenerbahçe iyiye gittikçe abone şansımız artıyor. Abone sayımız artıyor. Ha, sözünü tutmayanlar var. Boş verin sözünü tutmayanlar. O çok mühim değil ama yani ama eee ben gelenlerden memnunum. İyi ki bizimlesiniz. Yani iyi ki bu kanaldasınız arkadaşlar. Sizlerin vefakarlığı bana yetiyor da artıyor. Fenerbahçe'ye inşallah eee Başarı üstüne başarı getirir. Jesus ve ekibi. Fenerbahçe inşallah başarıdan başarıya koşar. Çünkü Fenerbahçe taraftarı bunu hak ediyor. Yıllardır bunu hak ediyor. İlk kapımız hayırlı uğurlu olsun. Bakalım arkadaşlar sıradaki kap kim ya da kimler olacak. Hep birlikte beklemeye koyulalım. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.